Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz çok renkli, 10 parmağında 10 hüner olan bir konuğumuz. Barbaros Şansal, modacı, tasarımcı, yazar, aktivist, tiyatro oyuncusu, televizyon yapımcısı, program yapımcısı, artık ne derseniz onlarca kabiliyetle donanmış bir insan. Kendisi İngiltere'de eğitim gördü, daha sonra İsviçre'de de eğitim gördü. Dolayısıyla Batı'yı da çok iyi biliyor, Türkiye'yi de çok iyi biliyor. Türkiye için çok kafa yordu, çok güzel şeyler yaptı, çok üzerinde çalıştığı atölyeler moda ile ilgili olsun, diğer felsefi meselelerde de çok güzel ifadeleri, konuşmaları, yazıları var. Dolayısıyla bugünkü söyleşinin çok renkli olacağını düşünüyoruz. Barbaros Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu kadar tecrübeniz var, fakat maalesef ülkemiz şu anda çok ciddi bir zor durumdan geçiyor, zor dönemden geçiyor. Son 5-6 senedir ülkede hukuk, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, her şey bitmiş vaziyette. Sizler de bütün her şeyinizi kapatıp 2020 yılında Kıbrıs'a geçtiniz. Ne diyeceksiniz, ne diyorsunuz ülkenin durumu hakkında? Şimdi Ali Bey, aslında bu çok yeni bir durum değil. Ben 63 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti 1919'da, 1918'de yaşasın Osmanlı diye bağıran ama 1920'de İzmir mezatlarıyla zenginleşip Cumhuriyet alkışlayan bir toplum. Bu dönüşümler sırasıyla 1915'ten başlarsak 31-33 Anadolu olayları, arkadan gelin 1941-44 Gelibolu Trakya Musevi olayları, arkadan gelin 1960-62 meselesi, arkadan gelin 71-74 meselesi, arkadan gelin 80 ki onun mağdurlarından biri olarak 9 yıl sürgün yaşamak zorunda kaldım. Arkadan gelin 24 Nisan kararları, arkadan gelin 80 darbesi ondan önce bildiğimiz gibi, arkadan gelin 2003'te başlayan bu yeni dönem Neo-Ottoman ya da yeni cumhuriyet kavgaları. Yani aslında genç 90 yıllık bir cumhuriyete baktığınız zaman her 10 yılda bir, her decade'de bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Çünkü evrim toplumu olmazsanız devrimlere muhtaç kalırsınız. Devrim tırnak içinde burada kötü anlamdaki devrim, bir de iyi anlamdaki devrim var. Yani cumhuriyet devrimleri tırnak içinde getirdiği yenilikler benim teşhisime göre Anadolu topraklarında yaşamakta olan halklara o giysi dar geldi. Ve sonunda dikişler patlamaya başladı. Mesleki terimlerle anlatmaya çalışayım. Çünkü doğru biçilmemişti, doğru kumaş seçilmemişti, doğru dikilmemişti. Fonksiyon ve yaşam standartları ve biçimleri göz ardı edilmişti. Yani takkeden fötüre, fötürden sarığa bir savrulma gördük. Tabii bunun, bu doğurganlığın çocukları da elbette engelli doğacaktı hak ve özgürlükler açısından. Son yaklaşık 5 yıldır da, ki ben 10 yıldır bugün itibarıyla baktım. Bundan 10 yıl önce İnönü Caddesi'nde uğradığım bir saldırı var. Evime girerken 100 kameranın kapalı olduğu bir caddede. Makine kimya endüstrisinin bitişiğinde 10 yıl olmuş, failler bulunamadı. Ama ben failleri buldum Bayrampaşalı ve 30'ar bin lira para aldıklarını öğrendim. Devletin bulamadığını buldum ben. Ondan sonraki olayları zaten kamuoyu ve sizler yakından takip ettiniz. Bir dönem özellikle Belçika'da Europe Clubhouse'da Avrupa Birliği'nin Tenkil Müzesi'nin sergisine gittiğim için de hedef gösterildim. Cumartesi annelerine destek verdiğim için de hedef gösterildim. Hayvan hakları yasası 5199'a karşı 33 gün İstiklal Caddesi'nde imza toplarken de hedef gösterildim. LGBT yürüyüşlerine destek verdiğim için de hedef gösterildim. Üniversitelerde hoca olduğum için de hedef gösterildim. Yani cambaza bak siyasetiyle yürümeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni günümüzde artık sapır sapır döküldüğünü görüyoruz. Tabii yılların birikimi, emeği, taşınmazlar vesaire, bunların hepsini birden toparlayıp elden çıkarıp bir ülkeyi terk etmek ve göç etmek çok kolay işler değil. Üç ev taşıma bir yangına bedel biliyorsunuz. Ama nicelik ve materyalden ziyade nitelik ve özgürlüğü tercih ediyorsanız da bu faturayı ödüyorsunuz. Benim durumum kısaca bu. Biz şimdi Kıbrıs Adası'nda ikamete geçtik, evimizi bitirdik, arşivlerimizi, kütüphanemizi belli miktarda üretime ve öğretime
sağlayabileceğimiz miktarda malzemeyi de adaya getirdik. Tabii bu uluslararası salgın meselesiyle 2025'e kadar tahmin ediyorum dünya gezegeni bir takım sıkıntıları göğüslemek zorunda kalacak. Hemen arkasından yeniden yeni nesiller eğitmeye, hoşgörüye, eşitliğe, güvene, saygıya, sevgiye dayalı, daha çağdaş, daha demokratik, daha özgürlükçü toplumlar için mücadele etmeye devam edeceğiz Ali Bey. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Evet, kesinlikle. Hakikaten dediğimiz gibi hayatınız çok renkli geçmiş ve gene arz ettiğiniz gibi sadece bu son 5-10 sene değil, çok doğru söylüyorsunuz. 90 senedir Türkiye bir türlü ayağa kalkamadı. Bir Batı ülkelerinde olduğu gibi demokrasi, insan hakları, özgürlüklere bir türlü sahip olamadık. Ara ara böyle bazen ümitlendik. Acaba Avrupa Birliği'ne gidiyoruz, işte biraz özgürlükler olacak mı falan diye, ama sonra gene ümitlerimiz maalesef başa döndük diyorsunuz. Evet, tekrar başa döndük. Bu bağlamda siz bu kadar tecrübeyle, bu kadar insan hayatı ve işte hayatı okumakla çok iyi o konuda iyisiniz. Ne diyorsunuz? Türkiye için bir ümit var mı? Yani her ülke için bir umut vardır. İnsanların umutlarının yeşerdiği yerdir vatan, karnının doyduğu yer değildir. Bugün dünya genelinde tüm bu saydığımız olumsuz gelişmeler sonucu dünyaya yayılmış yaklaşık bir 30 milyon Türkiye kökenli insandan bahsediyoruz. Kolay değildir. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Kimi arkadaşlarımız Almanya'da, İngiltere'de, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, Afrika'da, Hindistan'da çok dostlarımız var. Evet. Bir başka kültürün içinde var olmaya çalışmak ve o kültürün kendine biçtiği birinci sınıf vatandaş kategorisini yakalamak çok zor. Evet. Kim olursanız olun, ne olursanız olun. İsterseniz dünyanın büyük milyarderi olun, gene öteki olacaksınız. Zaten temelde sorun öteki. Yani beriki ve öteki arasına sıkışmış bir insanlık var. Amerika Birleşik Devletleri Fernandez davasının belgeselinde seyrettiyseniz idam cezası uygulayan tek demokrasi yeryüzündeki. Ne kadar demokrasi? Umarım Biden yönetimiyle ki Ulaştırma Bakanı'na seçilen yeni arkadaşımızın da bir özgürlükçü sembol olarak orada olması bazı şeylerin Amerika Birleşik Devletleri'nde de değişmesinin sinyallerini veriyordur. Türkiye için tabii ki umut var. Türkiye Cumhuriyeti 85 milyona yaklaşan nüfusuyla, farklı kültür ve genetiklerden gelen yapısıyla dinamik bir nüfusa ve dinamik bir üretim gücüne sahip. Ancak bu hiçbir zaman doğru kullanılmadı. Yani zaman zaman eleştirdiğimiz tekelci yaklaşımlar olan Sümerbank, Etibank gibi, taş kömürü işletmeleri gibi, demir yolları gibi vesaire devlet kontrolünde olan sanayi ve ticaretin ve üretimin tekel gibi özelleştirilmesinden sonra yaşadığımız sıkıntıların daha büyüdüğünü gördük. O zaman devlet eliyle istihdam sağlanırken şimdi devletin emriyle istihdam sağlanır hale gelindi. Bence sıkıntının temeli burada başladı. Yandaşlık, paydaşlık, yoldaşlık arası sıkışmışlık. Benim şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Türkiye'den ayrılmamın sebebi aile içi şiddetli geçimsizlik. Yani vücut bütünlüğümün dokunulmazlığı, can ve mal güvenliğim ve adalete olan inancımdaki sıkıntılar nedeniyle ben Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılmak zorunda bırakıldım aslında. Çok da isteyerek ayrıldığımı söyleyemem. Neticede İstanbul Valiliği'nin talepli devlet koruması altında yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Elleriniz cepte, sokakta dolaşamıyorsunuz. Taksiye bindiğinizde taciz ve şiddetle tehdit ediliyorsunuz. Bütün gün hakaret edilip hedef gösteriliyorsunuz. Ha ben bunları beni etkiliyor mu? İnanın Ali Bey etkilemiyor. Çünkü ben bir sözümüz var. Lafa bakarım adam mı? Adama bakarım söylediği laf mı diye. O çok ciddiye almıyorum. Çünkü kendi donanımımı biliyorum. Evet dünyanın her yerinde birçok arkadaşım biliyor. Almanya'da, Belçika'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington ziyaretimde de bunu gördüm. Hem Magnitsky Act için görüşmelerimde, hem Florida senatörüyle görüşmemde, hem Helsinki Commission ile yaptığımız Tuna Bekleviç, Yavuz Baydar, Erkan Saka hep birlikteydik. Hak ve özgürlükler konusundaki tartışmalarımızda gördüm. Dünyanın her yerinde nitelikli insansanız size yer var. Yani vatan, millet, Sakarya, ezan, bayrak falan bunlar karın doyurmuyor. Bunlar biraz aynen eşeğin önüne konmuş havuç gibi. Evet, o yüzden özgür düşünün, özgür yaşayın.
Şimdi öyle ama öbür taraftan da baktığımızda 90 yıllık Türkiye'nin tarihinde de baktığımız o problemler göz önüne alındığı zaman şu son 5-6 senedeki bilen insanlar, sizin gibi tarihi okuyabilenler söylüyorlar. En acımasız, en kötü ve gittikçe de daha kötüleşen bir noktaya gidiyoruz. Tam bir Orta Doğu ülkesi olduk diyor Nesrin Hasan Efendi. Yani olacağız falan demek artık hayal. Dostumdur, çok severim Esin Hanım'ı. Evet, artık olduk diyor. Yani bütün özgürlükler bitti, demokrasi bitti, adalet, hukuk bitti. Sizin gidebilecek bir yeriniz vardı. Kıbrıs'a gittiniz. Şu anda orada belki biraz daha özgürce yaşayabiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de milyonlarca insanın gidebilecek yeri de yok. Yani öğrencilere soruyorlar, nerede yaşamak istersiniz? Maalesef %60 öğrenciler bir Batı ülkesinde yaşamak istediğini söylüyor. Fakat gidemiyorlar tabii ki. Yani bu bağlamda. Gidemezler çünkü iktidarın çocuklarının lüksü o Batı ülkelerinde okumak, Batı ülkelerinde yaşamak iktidarın çocuklarının Evet, lüksüdür. evet. Özal döneminde de böyleydi. Ecevit döneminde de böyleydi ki Sayın Ecevit'in özel üniversiteleri devletleştirme projesinde bir nebze olsun üniversitelerin özerkliği ve eğitimin özerkliğini soluyabildik o dönem. 1965 ve 71 arasındaki eğitim sistemini hatırlarsanız Türkiye'de ilk Evet. öğretim sistemini bir nebze bir soluklanma vardı ama hemen arkasından maalesef darbe üstüne darbe alarak o hak ve özgürlükler yontuldu. Tabii bunun temelinde sadece iktidarı ve muhalefeti görmek gerekmiyor. Evangelist, Anglo-Sakson ve Judeo-Hristiyanist akımların yeryüzünde yarattığı etkiler, dünyayı yöneten farmakoloji ve kimya monopollerinin gittikçe tekelleşip zenginleşmesi, büyük devrimlerden biri sayabileceğimiz iletişim çağında internetin bu sınırları zorlarken algoritmalarla, algı yönetimleriyle toplum mühendisliğine savunması büyük bir kakafoninin kaosun içinde kaldı gençlik. Yani gençliğe kızmamak gerekiyor. Hayalleri %60'ı batı dese de ben bütün gençlerime ki 50'den fazla üniversite etkinliğim, öğrenci kongrelerim ve öğretim görevlisi olarak da Marmara Üniversitesi vesaire faaliyet gösterdiğim yıllarda hep çocuklara şunları söyledim. Yani batı değil hedefiniz. Hedefiniz Hindistan olabilir, Çin olabilir, hatta Güney Afrika olabilir, Zimbabwe olabilir. Önemli değil. Gençken yoksulluğu kaldırabiliyorken, yani çekyatta yatabiliyorken veya bir ekmek arası peynir yiyebiliyorken, gençken yapılabiliyor bunlar. Bir başka kültürde yaşamayı ve var olmayı öğrenin. Kültürün ne olduğu önemli değil. İkinci bir kültür olması önemli. O sizi multikültüre götürecek. Yani Kamerun Yaounde'ye de ben gittiğimde Kamerun Hava Yolları'nın sahibi Julian Fotso fil dişi koltuklarda oturuyordu. Kapısının önünde kanalizasyon akıyordu. İnsanlar çamaşırlarını orada yıkıyordu. Dünyanın her yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de evsizler sorununu biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde bu sorunlar var ve dünyanın hiçbir yeri mükemmel değil. Ancak dil öğrenmeleri gerekiyor. Türklerin yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en büyük sorunu cehaletin temelinde dil öğrenmemek kalıyor. Bir dil bir insan diye bir lafımız vardı biliyorsunuz. Başka bir kültürü öğrenmenin tek yolu dilini öğrenmekten geçiyor. Çünkü düşündüğünüz dilde sevişip düşmanınızın dilinde savaşmanız için bir dil bilmeniz gerekiyor. Öğrendiğiniz her dil size inanılmaz fırsatlar ve kapılar açıyor. Yani demiyorum ki dünyanın en ücra köşesindeki klan dillerini öğrenin ama İspanyolca, İngilizce, Almanca, Fransızca, Hintçe, Çince, Japonca, Portekizce bunlar bütün dünyanın konuştuğu diller. Bunları öğrenin ve bu konuda kaynaklara, haberlere ulaşın. Tabii Türkiye'de maalesef ülkemiz yüz binlerce yasaklı sitenin sansürü altında da gençlerimizin habere ve bilgiye ulaşması zor ama azimle defekasyon, mermerde perforasyon eli ve isteyen VPN'le bile olsa o haberlere ulaşır. Yani Evet, yani bu çok. devletçilikten biraz uzaklaşıp birey olmak, önce birey. Çünkü birey olmazsanız aileyi oluşturamazsınız, aileyi oluşturamazsanız toplumu oluşturamazsınız. Aile olmasanız bile toplumlar bireylerden oluşur. Ve birey olmanın, individual dediğimiz birey olmanın artıları çok fazla. Bir başınıza da olsanız. Çünkü birey olarak engellerinizi betimleyebiliyorsunuz. Hepimiz engelliyiz. Siz de, ben de, bizi izleyenlerin de illaki bir engeli var. Bir
etmeni bile bir engel aslında. Ama o engeller kambur değil, donanıma dönüşmeli. Yani o bizim farklılığımız, çeşitliliğimiz, zenginlik ve bereketimiz. Güncel örneklerle gidersek, günlerdir, iki gündür bu Boğaziçi olaylarından nedeni Müslüman bir kız arkadaşımızın başörtüsü üzerinden yeni bir tartışma yapıldı. Yani kıçını açmanın serbest olduğu bir ülkede başörtü yasağını niye konuşuyoruz? Evet. Önce bunu bir sorgulamak lazım. Bir anda birdenbire gene cambaza bak ülkenin bir hedef LGBT saldırıları başladı ve bütün dünyadan reaksiyonlar geliyor bu konuda. İnsan hakları ve onuruna yakışmayan hedef göstermeler ve nefret suçları bunlar. Benim rahmetli ninemin bir lafı vardı, kıçını kiraya veren acısına katlanır diye. Sayın Bakanımız alınmasın, ülkenin bütün sorunları bitti de milletin kıçına mı geldi sıra yani? Biraz vazgeçsinler bunlardan. İstihdam, yatırım, KDV, üretim, iletişim, ulaşım, bunlara kafa yorsunlar. İnsanlar ne kadar birbirine yakınlaşırsa sorunlar o kadar hızlı çözülür. Ne kadar bölüp parçalarsanız o kadar kutuplaşır ve sonuç hüzün olur. Yani bu bilinen bir gerçek. Türkiye bunları da aşacaktır. Türkiye'nin şu anki yani buradaki aşacaktır. Yani her geçen gün biraz daha kötü oluyor ve muhalefet olsun, sosyal, sivil toplum örgütleri olsun, insanlar olsun çok korkutulmuş. Herkes Silivri soğuktur diyor. En ufak bir söz söylemek. Yok canım, o kadar soğuk değil. Ben kaldım hücrede biliyorsunuz 56 gün. Evet. O kadar soğuk değil. Tabii sıkıntılar vardır. Özellikle L tipi bir cezaevindeyseniz, 9. kısım, bir de politik bir kısım biliyorsunuz. Ama çok da o kadar tabii işkence vardır, evet. Çıplak arama vardır. Evet. Hakaret, tehdit vardır. Evet. Bunlar inkar edilemez. Birebir şahidiyim. Bunları söylediğim için daha bir 301'den dava açıyorlar bana yani. İstedikleri kadar açsınlar. Bütün dünyaya sesimi duyurabiliyorum artık ben. Ama şunu unutmamak lazım. Korku çok büyük bir düşman Ali Bey. Korkular, evet. Korkuları en büyük düşman olarak kullanıp en tehlikeli silaha dönüşüyor. Korkuyla bastırılan toplumların sonunda en korktukları şeyin kurbanı oldukları görülüyor. Korkuluk bir şey yok. İnsanlar doğarken korku denen duyguyu taşımazlar. Size sonradan yüklenir o. Mesela Allah'tan korkulmaz. Allah'a ibadet edilir ve şükredilir. Allah öcü mü ki korkacağız yani? Ya da karanlıktan korkulmaz. Aydınlıktan da korkulmaz. Asansörden de korkulmaz. Örümcekten de korkulmaz. Ama bize öyle öğretilmiş. Dolayısıyla öğretilmişliklerden ziyade buluş yapıp ne olur diyorum. Ben herkes diyorum. Başımıza icat çıkarın. Eski köye yeni adet getirin. Çünkü eskiler pek kullanışlı olmuyorlar. Yani bugün evet çok güzel bir nostalji. Köy ocağında, bakır bakraçta fasulye kaynasın. O dizilerde güzel. Ama bugün mikrodalganın olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yani kimse fasulyeyi akşam ben ıslatıp bakır kaçata koyup kalaycı bulamayacaksınız onu yaptırmak için. Biraz günceli yakalamak, gelenekleri, doğru anlamdaki gelenekleri korumak. Yani bugün çıkarılan cinsiyet eşitliği tartışmalarına bir cevap olarak sosyal medyada görüyorum. Herkes Osmanlı'daki civelekleri, içi olanlarını, deyyusları, pezevenkleri, yani devletin sivil toplum örgütü olarak tanımladığı dernekleri paylaşmaya başladı. İşte Nedim'in şiirlerini paylaşmaya başladı. Bunlar doğanın gerçeği. Doğanın gerçeğine gözünüzü kapatarak derekuş olmaktan öteye gidemezsiniz. Kaldı ki daha büyük bir ikilem. Bir yanda bu insanlar hedef gösterirken bu gruba mensup diğer insanların saray sofralarında oruç açıyor olması. Yani bir şeyi savunurken o elinizdeki hatayı, yanlışı, el bombasını öyle söyleyeyim. Pimi çekilmiş el bombasıyla konuşmayın. O sizin elinizde patlar. Daha ileri giderseniz içinizde patlar. Yani çok patlayan şeyler var, fakat medya da ellerinde olduğundan dolayı istedikleri gibi gösteriyorlar, istemedikleri şeyleri gösteriyorlar. İnanmıyorum buna Ali Bey. Bakın bu böyle değil. Yani bana yayın yasağı Türkiye'de son 5 yılda önce Doğan grubuyla başladı. Malum medyada zaten yasaklıydım ki ben yıllarca medyada yazar olarak vesaire yer aldım. Ama bana yayın yasağı uygulayanlar gelip ailelerinin düğünlerinde gelinliklerini bana diktirdiler. Hı-hı. Yani paramı alırken de zorlandım tabii. Zengin para ödemez biliyorsunuz. Süründürür. Yani iyi prestijleri ve çıkarları söz konusu olduğu zaman muhalefeti düşünmezler.
Bunlar rant hilafetinin elemanlarıdır. Bugün Türkiye'deki ekonomik şartlarda kaç kişi gazete okuyabiliyor? Kaldı ki kağıt gazete dönemi biteli çok oluyor. Yani ben Kayseri, Denizli'de, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta'da tekstil mühendisliği konferansına gittiğimde sabahları öğrencilerin evine zaman gazetesi bırakılıyordu. Ve o gazetenin kapağı biliyorsunuz daha kaygan ve daha az su geçiren bir kağıttı. Dolayısıyla kahvaltı sofralarında hep zaman gazetesi vardı. Süspanse edilerek de dağıtılıyordu. Öğrenci gidip para verip gazete alacak hali yok. Bugün de Türk Hava Yolları gibi bir şirketin uçaklarına baktığınız zaman muhalefet sayılabilecek gazetelerin hiçbiri dağıtılmıyor. Ama kimsenin okumadığı gazeteler yolcu almadığı halde bütçesi devlet tarafından karşılanarak, süspans edilerek kağıt ziyanı yapılıyor, insan ziyanı yapılıyor. Aslında propaganda yaparken kendi ayaklarını sıkıyorlar. Çünkü herkesin elinde artık Android telefonlar var ve herkes istediği habere, istediği bilgiye çok daha kolay ulaşabiliyor. Orada istedikleri kadar propaganda yapsınlar, istedikleri kadar şiddet, hiddet içerikli diziler yapsınlar ya da gündüz bütün köy birbirini becerdi reality programları yapsınlar Müge Anlı gibi. Onlar sadece başçavuşun eşeğinin önüne konan havuçtan ibaret olur. Toplum çok farklı düşünüyor. Ben Türk toplumunun sağduyusuna çok güvenirim. Yani bu kadar hedef gösterilmeye, bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar şiddete, tehdide maruz kalmama rağmen Ali Bey, ben Türkiye'de sokaklarda hiçbir reaksiyon görmedim. Tam tersi takdir gördüm. Benim iktidar partisinden de müşterilerim ve arkadaşlarım var. Aynı görüşte değiliz ama bir araya geldiğimizde bana söyledikleri tek bir şey var. Seni gıptayla izliyoruz. Biz her ay fikir beyanında değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Seni tanıdığımızdan beri aynı duruş ve doğruları savunuyorsun. Bize uymasa da seni tebrik ederiz diyorlar. Farklılık ve çeşitlilik üzerinde demokrasiyi tesis edebilirsiniz. Demokrasi azınlıkların hakkıdır, ötekilerin hakkıdır. Onları garantiye almalıdır. Çoğunluk sürü olur zaten. Evet, yani ümitlisiniz de halkın sağduyusuna da inanıyorsunuz ama diğer taraftan baktığımız zaman her geçen gün eskilerin tabiriyle gün be gün yenilir beter. Yani her gün biraz daha kötüye gidiyor. Demokrasi, insan hakları, hapisteki bebekler, anneler, tutuklu gazeteciler, öğrenciler, sanatçılar, evet, akademisyenler. Peki yani sivil toplum örgütlerinin, sanatçıların, sporcuların, akademisyenlerin yapması gereken, sizin tavsiye edeceğiniz ne var? Yani bugünkü şartları her şeyi göz önünde bulundurarak ne yapmalılar? Şimdi bunu Ali Bey, bir karakteristik, bir gözlem yapmak gerekiyor topluma. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti toplumda mutluluklar başkalarının acıları, zenginlikler başkalarının fakirliği, başarılar da başkalarının yenilgisi üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bu tabii seviyeyi gittikçe aşağıya çekiyor. Fakirlik, bilgisizlik, liyakatsizlik oluşturuyor. Aşağıya bakmıyoruz diyor gençler. Bu hedefi yat sahibi olmak, yalı sahibi olmak değil. İleriye ve yukarıya bakmamız gerekiyor. Ama aşağıyı unutmadan. Çünkü geldiğimiz yer aşağısı. Aşağıdakiler bir televizyon dizisiydi biliyorsunuz. Bilmiyorum siz hatırlarsanız. Bana yakın yaştasınız. Hizmetçiler alt katlarda yaşıyordu. Yukarıda zenginler yaşıyordu. Aslında dizi öyle değil. Hizmetçiler alt katta mutfakta yaşamaz. O toplumlarda hizmetçiler tavan arasında yaşarlar ama evet, tabii film icabı olduğu için öyleydi. Aslında şartlar ekonomik de değil. Bakın ekonomik sıkıntı çeken çok yüklü miktarda aile var Türkiye'de. Bu doğaldır. Ben şu an Kıbrıs'tayım. Buradaki salgından ve Türkiye'nin atadığı hükümetten dolayı da çok büyük sıkıntılar var. Yani aşı meselesi, salgın meselesi, ekonomi meselesi, eğitim meselesi burada da büyük bir kaosa gidiyor. Fakat resmin büyüğüne baktığımız zaman başka bir şey görüyoruz. Mesela Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını hükümet hiç konuşmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminin Rusya ve Türkiye'ye Libya konusundaki tavrı nedir? Kıbrıs adasında Birleşmiş Milletler görev süresinin uzatılırken Türk tarafına sorulmamasının sebebi nedir? Mart başında New York'ta Christodoulidis'in de Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı ve Türkiye'nin, İngiltere'nin ve Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nde gözlemci olarak katılacağı kayıt dışı toplantıda konuşulacak olan nedir?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ne yapmaya çalışmaktadır? 15 senedir ne yapmıştır? Bütün dünya, İsrail, Mısır, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti masaya oturup sorunları çözüp hukuki altyapılarını hazırlarken Türkiye Cumhuriyeti ne yapmıştır? Çünkü uluslararası hukuka göre vergi ve ticaret anlaşmalarının tamamı anayasaları bağlar. Yani anayasayı ikide bir değiştirmekle isterseniz dünyanın en mükemmel anayasasını yapın işe yaramaz. Önemli olan anayasaların uygulanabilir olması, anayasalarında uluslararası hukukta ticaret ve vergi anlaşmalarına uygun hale getirilmesi gerekir. Türkiye maalesef kendi iç dinamiklerini konsolide etmek için, bu sadece iktidar partisi için değil, İYİ Parti, CHP, HDP, MHP fark etmiyor. Parti içi hiyerarşisinden ve demokrasisinden uzaklaştıkça muhalefet ve iktidar kutuplaşması da artıyor, bir konsensus sağlanamıyor. Bir yandan da tabii aslında biliyorsunuz Türkler Hanefi mezhebinden, yani beni din cahili zannetmelerine çok üzülüyorum. Çünkü ben Kur'an'ın birkaç mealini okudum ama ben Tevrat'ı da okudum, Zebur'u da okudum. Ben bütün din kitaplarını okudum çünkü sorgulayan bir kişiliğim var. Hanefi mezhebinde Şiilikle Sunilik arasında bir Aleviliğin olduğu, diğer inançlarında Anadolu'da zamanında bolca olduğu bir toplumdan bugün geldiğimiz noktada Vahabi mi Salafi mi belli olmayan hurafeler üzerine kurulu bir din anlayışı anlatılıyor ve bu ne acıdır ki devletin şu an temsilcisi olan hükümetler tarafından yapılıyor. Bir kimsenin bakın İbadet ve kabahat yorgan altında derler. İkisi de özel hayat kavramına girer. Bir insanın elini tutması için kimseden izin almasına gerek yok. Bir insanın ibadet etmesi için de kimseden izin almasına ya da mekan aramasına gerek yok. İbadetinizi de her yerde yapabiliyorsanız, aile kurmanızı, üremenizi, aşkınızı da her yerde yaşayabilirsiniz. Bu Jacoben ve Nobran tutumların getirdiği stres zaman zaman, son günlerde üniversite olaylarında gördüğümüz gibi, daha önce Gezi Parkı'nda gördüğümüz gibi, işte 15 Temmuz safsatasında gördüğümüz gibi bir takım senaryolarla topluma uyutulmaya çalışılıyor. O kanaatteyim ben. Yani ben Milli İstihbarat Teşkilatı değilim, bilemem. Onlar benden daha iyi biliyorlar. Kozmik Odayı da daha iyi biliyorlar. Hepsini benden gayet iyi biliyorlar. Yani çünkü onlar VIP uçuyorlar, VIP'ten geçiyorlar zaten. Biz kimiz ki? Biz normal sıraya girip vatandaş olarak pasaport kontrolünden geçen yolcularız. O kadar geçebilirsiniz iyi gene ama sizi İstanbul Havalimanı'nda linç etmeye de kalktılar. Ettiler neredeyse. Bakın ben geçen ay, Ali Bey geçen ay ben Kıbrıs'ta Profesör İbrahim, Halil İbrahim Çeken tarafından bir omurilik ameliyatı geçirdim. Sol bacağımı kaybetmek üzereydim. Çünkü o saldırının mirası olarak 5 numaralı omurgamda L5'te bir hasar oluştu ve sonunda herni patladı. Sonunda 4 yıl sonra patladı. Bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Dişlerim kırıldı, gözlüklerim kırıldı. Kolumdaki altın saat o esnada biri tarafından alındı ya da aprona düştü, kayboldu. Nasıl oluyorsa davası açıldı, kamu davası. 5. yıla geliyoruz, henüz bir gelişme yok. Benim açtığım maddi ve manevi tazminat davası, ki dişçi faturalarından gözlük camı faturalarına kadar var, TGS ve TAV aleyhine açtığım, çünkü terminal de sorumludur, yani hem yer hizmetleri hem terminal sorumludur. Sürdü dava ve davanın kısmen kabulüne karar verildi. Manevi tazminat olarak 10 bin lira verilmesine karar verildi. Ve maddi tazminatlarımın tamamı delil yok diye reddedildi. Bu görüntüleri bütün dünya seyretti. Evet. Şimdi bakın, hukuk iktidarın fahişesi olursa, özür dilerim, mutlaka araya bir pezevenk gerekir. Evet. Yani acaba o muhabbet tellalı kimdir? Evet. Siz zaten hani hukuk iktidarın köpeğidir diye Doğu Perinçek de söylemişti. Şu anda onu sonuna kadar kullanıyorlar. Ve soru soran da yok. Onları sorgulayan da yok. Engel olan da yok. İşte bundan dolayı ben zaten hep ümit üzerine sordum. Sizin bu kadar ümitli olmanız da beni de ümitlendiriyor. Ama tabii ki ortada bir gerçeklik de görmeyince tabii insan acaba nasıl olacak diye endişe ediyor. Sermaye Ali Bey. Sermaye, bakın, Cumhuriyet sermayesi garip bir sermaye. Yani Amerikan veya Avrupa ya da Japon ya da Çin sermayesi gibi değil. Türkiye'deki sermaye tasarruf üzerine kurulmuş bir sermaye değil, ganimet üzerine kurulmuş bir sermaye.
Bu yüzyıllardır böyle. Yani sadece Cumhuriyet dönemi değil. Demin saydığım tarihlerden gelen bir ganimet zenginliği var. Ve dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti'nde Zade Kanunu'nu hatırlarsınız belki, Teşkilat-ı Mafsa döneminden sonra olan. Bu kent soylu, zaten Osmanlı döneminde Müslümanların ticaret ve sanatla uğraşması mümkün değildi. Ancak devlet memuru olabiliyorlardı. Bu kent soylu bir nüfusa sahip olmayınca kent soylunun ganimetiyle zenginleşmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Ya da taşıma teknolojisiyle fason hammalı olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani buluşu olmayan, dünyaya marka çıkaramamış bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi sermaye, ganimet sermayesi olduğu için iktidarları belirliyor. Her iktidarı ayakta alkışlıyor. Yeteri kadar daha zenginliği elde ettiğine inandığı zaman iktidarı değiştiriyor. Bunu eskiden 3 denge vardı: medya, siyaset ve halk. Şimdi ikiye kaldı bu denge. Çünkü medya siyasetle ve ticaretle yakın ilişkiler içindeydi. Hepsinin patroniçeleri benim müşterilerim. Ama tarafsız kalabiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Şimdi halkın haber alma özgürlüğü ve halkın ulaşmak istediği bilgiler yerine devlet emriyle basın ve yayın yapılan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tüketiciyi tatmin etmediğinden tirajların halini, niteliklerini görüyorsunuz. Evet. Bu zenginleşme, sebepsiz zenginleşme içindeki toplumlarda çok sık gördüğümüz bir şey. Biz bunun benzer örneklerini Brezilya'da, Şili'de, Güney Amerika ülkelerinde, bazı Afrika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinden farklıyız. Ben Nesrin Hanım'a orada katılmıyorum. Çünkü Orta Doğu'da da ben ticaret yaptım, sanat yaptım, ortaklarım var. Üstelik daha Katar ortada yokken Doha'da yerimiz vardı. Tabii onların mezhepleri de farklı. Oradaki hiyerarşik yapı ve dini yapı çok farklı. Yani benim ortağımın eşi siyah eldivenli ve peçeli, çift kat peçeli. Şoförü hiçbir zaman o hanımefendinin yüzünü görmedi çalıştığı hayat boyunca. Ama biz akşam yemeğinde ailece villada evde yemeğe oturduğumuz zaman hanımefendinin başı açıktı. Ve ben kendisine nasıl olur gündüz peçelisiniz, gece başınız açık yemek masasına oturuyorsunuz dediğimde siz ailesiniz, aile içinde mahrem olmaz dedi. Şimdi o hoşgörüyü, o fundamental, radikal bir Vahabi, Salafi mezhebine benzer yaptırımlarda bu hoşgörüyü görüyorsunuz. O Orta Doğu öyle bir Orta Doğu. Zaten ülkelerinden çıktıklarında bambaşkalar biliyorsunuz. Evet. Amerika'da da sık sık görüyorsunuz. Evet. Ama bizdeki mesele biraz propaganda meselesine dönüştü. Yani ber taraf olursun, taraf olursun falan tartışmalarından sonra bir böyle bir garip bir ırkçılık, milliyetçilik, dincilik, bir kimlik arayışına düştü ülke. Aslında birkaç iktidardır süre gelen, özellikle sağ iktidarlarda da sol iktidarlarda da başka türlü bir milliyetçilik gördük. Bu akımlar, patriotizm dediğimiz şey, topluma gene giysi olarak oturmadığı için şimdi bunun rahatsızlıklarını yaşıyoruz. Bu eylemler, bu reaksiyonlar hepsi bundan kaynaklı. Yani devletin yasama yürütme görevi var. Can ve mal güvenliğini sağlayacak. Eğitim, sağlık ve güvenliği mümkün olduğu kadar ücretsiz, hadi yapamıyorsa ucuz hale getirmek için vergi toplama yetkisini alacak. Bundan ibarettir. Çok basit bir formüldür bu. Ama maalesef sadece emekçinin vergi ödediği ve diğerlerinin vergi affından, vergi muafından faydalandığı termoekonomi dediğimiz, İsrail'de bu sıkıntıyı çekiyor. Bir küçük kesimin iktidar eliyle zenginleştirildiği ve diğer bütün kesimlerin yoksullaştığı, demokrasinin de yoksunluk çektiği bir yapı haline dönüşüyor. Silkinir ve kalkınır Türkiye. Türk milletinin çok önemli bir özelliği vardır Ali Bey. İki noktası, bütün dünya bunu söyler. Birincisi balık hafızasıdır, affedin beni. Evet. Çok çabuk unutur. Evet. Yani kim güdemez, çok çabuk unutur. Söylenene kim güder, kendine yapılana güdemez. İkincisi de her yeni gelin elinde tuzluk hikayesi gibidir yani. Her şeye balıklama atlar. Ama bir toplumun bir özelliği var. Kendi çıkar ve menfaatleri için her iktidar, siyasi görüş, inancı ayakta alkışlar.
cebi, karnı ve jenital bölgelerinin doyduğuna inandığı an o iktidarı değiştirir bu toplum. Hep böyle olmuştur tarihte. Sermaye de öyle, toplum da öyle. AKP ya da MHP meselesi değildir. Mesele siyasetin içindeki siyasal partilerin kendi içindeki demokrasisidir topluma yansıyacak olan. Daha da önemlisi, bir ülkenin bağımsızlığından bahsetmek istiyorsak önce parlamentosunda kaç bağımsız milletvekili var onu saymamız gerekiyor. Parlamentosunda bağımsız milletvekili olmayan bir ülke benim için bağımsız değildir Ali Bey. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke değildir. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı, verimli, güzel bir sohbet oldu, renkli. Sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum. Yani kimsenin umutlarını, hayallerini kırmasına gerek yok. Bunlar da geçer. Neler geçmedi ki? Bunlar da geçer. Benim bütün de bir dostlarımla da konuştuğumda o çok karamsar tablolarını gördüğümde çok üzülüyorum. Unutmamak lazım. En büyük kargaşalardan en yalın çözümler doğar. Lütfen hayatınızda kimlerin ve nelerin kalacağını değil, kimlerin ve nelerin çıkması gerektiğini hesaplayın. Derhal tasarrufa geçin. Devir tasarruf devridir. Tasarruflarınızın bu sadece maddi anlamda değil, bilgi anlamında da. Çünkü 21. yüzyıl artık bilgi ve yetenek çağı olarak hayatımıza giriyor. Geçti o günler. Bor'da da zaten biliyorsunuz okul yapıldı. Eşek yok artık orada. Yani umutlarınızı, hayallerinizi kırmayın. Her musibetten, bir musibetten bir nasihat çıkıyor. 30 tane atasözü anayasaya yetiyor. Daha fazlasına gerek yok. Onları dinleyin. Aile geleneklerinizi dinleyin. Ama son söz olarak şunu söyleyeyim. Eski köye yeni adet getirin. Başımıza icat çıkarın ki dünya bizim farkımıza varsın. Çok güzel. Teşekkür ediyorum bu güzel, ümitli sözlerinizle, tavsiyelerinizle sonlandıralım. Fakat ben sizin kesinlikle bu kadar bilgi birikimi, tecrübeniz, ilminiz, dünya görüşünüzle çok daha verimli bir şekilde üniversite öğrencilerine ders vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yok, beni Marmara Üniversitesi'nden attılar Ali Bey. Pantolonumun rengini beğenmedi dekan, evet. Şu anda Kıbrıs'ta moda bir üniversite... bölümündeydim de pantolonumun rengini beğenmedi. Üniversite bir ders veriyor musunuz şu anda Kıbrıs'ta? Hayır, hayır. Şimdi moda felsefesi uluslararası bir moda felsefesi okulu üzerine çalışıyorum. Çünkü Kıbrıs Adası 7 ülkeye 20 dakika uçuş mesafesinde. Türkiye, Yunanistan, Lübnan, Suriye, Filistin, İsrail ve Mısır. Evet. 20 dakikalık uçuş mesafesi var bu ülkelere. Koku, doku ve tat üzerine, yani görsel ve işitsel değil, temel 3 duyunun referansları üzerine bir moda felsefesi eğitimiyle ilgili bir akademi kurma çalışmalarımız var. Burada da şirketim var. Burada da tabii ki ticaret yapacağım. Hayatımı kazanmak zorundayım. Daha gencim, güzelim, bekarım. Yani belki fırsatlar çıkar karşıma. Evet, evet. Lazım olur. Dolayısıyla bir vazgeçmeyin. Yani bir şeyden vazgeçilmez. Her zaman bir gün şöyle bitireyim. Bir Seda Sayan Hanım'ın bir kulisindeydim bir programda. O zaman yayın yasaklarım yok. Bana modanın asi prensi derdi. Bakmayın, o kadının da işi o, öyle davranmak zorunda. Bir gün bana konuşurken Beyaz TV'den ayrılmıştı. TV8'deydi galiba. Şey dedi, Barbaros dedi, sana inanamıyorum dedi. Ben dedi, çıktığım her kapıyı arkamdan açık bırakırım. Bir gün muhtaç olur dönerim diye. Ama sen çıktığın her kapıyı kapatıp kilitliyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun dedi. Ben her kapıyı kilitlemek zorundayım. Çünkü o kapıyı açıp benim odama girecekler sonunda dedi. Çok güzel. Çok arkanızdaki kapıları açık tutmakla uğraşmayın. Ceylan yapıyor zaten. Çok güzel. Yani hakikaten bu bilgi birikiminizin... milyonlarca insan tarafından da paylaşılması lazım. Zaten internetin artık dünyamızda çok önemli bir yer tutmasından sonra fiziki yeriniz de çok önemli değil. İnternet üzerinden de çok faydalı öğretim. Bakın, yer kürenin bir yarısında siz varsınız, bir yarısında ben varım yani. Evet. Şu anda hakikaten online olarak çok güzel eğitimler veriliyor, dersler veriliyor. Siz de o yönde de milyonlarca insana ilham kaynağı olabilirsiniz. Sağ olun. İlham kaynağı olabilirsiniz. Çok yok, bilgi bedava değil artık Ali Bey. Artık bitti o devir. Ederi evet. Kadar bedel mi, bedeli kadar eder mi? Bundan sonra benim kimseye bedava bilgi verecek halim yok. Ben tüm ömrümü, bakın 1600 çocuk okuttum ben. Evet. 50'den fazla üniversite.
etkinlikler. Ben öğrenci evlerine gittiğimde, geçen gün Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden bir öğrencim, adını vermeyeyim, sosyal medyada, hocam dedi, bağlara gitmiştik dedi, kar yağıyordu, çok soğuktu dedi. Siz yorganı bizim üstümüze verdiniz, siz bu ülkenin geleceğisiniz, ben üşüsem de bir şey olmaz, tedavi olacak param var dediniz ve hasta gittiniz Kayseri'den dedi. O gençler bizim yarınlarımız. Evet, Hangi inanç, tercih, yönelim, düşünce ve idealde olursa olsun. Onların hepsi bizim evlatlarımız ve biz, gelecek bize ait değil, yani miras değil. Biz emaneten aldık ve onlara doğru bir şekilde devretmeliyiz. Çünkü lanetle anılırız sonunda. aynen öyle. Umuyoruz gelecek nesiller bizden çok daha güzel ortamlarda, Yapacaklar. yaşarlar. Daha da bu Yapacaklar. hürriyet, özgürlükler içerisinde daha güzel günlere uyanırız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. İmkan verdiniz bana. Ben Sağ her olun. yerde Estağfurullah. kendimi Şeref ifade etme özgürlüğü bulamıyorum, biliyorsunuz. estağfurullah. Siz Bu her da yerde. umarım doğru insanlara ulaşır ve faydalanırlar. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler Ben diliyorum. teşekkür ederim. İyi akşamlar.